Ruçenko tohumu diye bir şey var. Duydunuz mu hiç Kenan Bey? Hayır. Böyle şöyle bir şey, şifa tohumu diyorlar buna. Böyle bir takım böyle Hindistan'dan gelen bir ağacın, oradaki bir ağacın tohumu işte iyileştiriyor, negatif enerjiyi alıyor falan diye. Ben de bayılırım öyle hikayelere. Aldım, taktım. Azeri gazı da bizim için Ruçenko tohumu diye düşünüyorum ben. Hele böyle bir dönemde bayağı bir faydası olacak gibi. Son Başbakan Davutoğlu'nun ziyaretinde siz de vardınız bildiğim kadarıyla. Hızlandırılması için çeşitli konuşmalar yapıldı. Oradan başlamak isterim ne konuştunuz diye ama müsaadenizle önce Sokar Türkiye CEO'su Kenan Yavuz burada. Varsa sorularınız Twitter üzerinden @BloombergHT adresimiz oraya gönderebilirsiniz ve huzurlarınıza bir kez daha hoş geldiniz deyip sözü Teşekkürler bırakayım. efendim, Buyurun sağ Kenan olun. Bey. Biliyorsunuz Sayın Başbakanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin çok güzel bir geleneği var. Hükümetimiz güven oyu aldıktan sonra ilk ziyaret Azerbaycan'a, Bakü'ye yapılıyor. Sayın Başbakanımız da bu geleneği devam ettirdi ve ilk ziyaretini Bakü'ye yaptı. Tabii bu ziyaretin oturduğu zaman ve içinde bulunduğumuz şartlar çok daha fazla anlamlı kıldı ziyareti. Hem Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kardeşlik ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesiyle ilgili görüşmeler oldu. Hem de bu dönemde Türkiye'nin ihtiyacı olan birçok destekte Azerbaycan Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye'ye verildi. En önemli gündem maddeleri tabii ki özellikle iki konuda Türkiye'nin çok büyük atılımları oldu biliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin enerji transit koridoru olması ile ilgili gerçekleştirdiğimiz projeler. İkincisi de İpek Yolu. Yani İpek Yolu'nun Hazar koridorundan, Hazar Havzası koridorundan üzerinden Türkiye ve Brüksel'e kadar gidecek olan hat Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun hızlandırılması ve enerjide de mevcut Güney Gaz Koridoru'nun en önemli ayağın TANAP'ın hızlandırılması şeklinde. Onun dışında bizim rafineri projemiz, diğer projelerimiz önemli gündem maddeleri oldu ve hem hükümetimiz hem de Azerbaycan hükümeti tarafından daha fazla desteklenmesi ve bu projelerin tamamının mümkün olan en kısa zamanda bitirilmesi noktasında TANAP kararlar alındı. hakikaten, pardon lafınızı Buyurun. kestim. TANAP hakikaten can suyu, yani espri bir yana yani her türlü benzetmeyi yapabiliriz. Siz hem oradan ötürü hem de sektörün önemli profesyonel olarak yakından takip ediyorsunuz. Şimdi öyle bir noktadayız ki hakikaten iyi düşünmemiz, iyi bilgi almamız lazım. İşte Rusya ile gerginlik meselesinden ötürü %56 gibi bir oranda gazla bağımlı olduğumuz bir ülkeyle gerginlikten ötürü bir endişemiz var. Diğer yandan Irak'la olan son gelişmeler, son notlar çok olumlu. En azından biraz işlerin böyle ekşimsi bir tat aldığına işaret ediyor. İran'dan bu hafta panik yaşadık. Acaba kesecek mi diye sonradan açıklama geldi. Öğrendik ki zaten her yıl benzer bir hikaye gerçekleşiyormuş. İşte havaların soğuması hem burada hem orada olduğundan vesaire. Ama herkes tedirgin. Yani enerji koridoru olması hikayesini sizinle zaman zaman buraya geldiğinizde de konuştuk. Böyle bir dileğimiz, beklentimiz var ama içinde bulunduğumuz dönemde hakikaten Türkiye bu arz çeşitliliğini yaratabilecek. Rusya ile olan her türlü gerginlikte, tırnak içinde delilikte kendini güvence altına alabilecek kapasiteye sahip midir? Nasıl görüyorsunuz, nasıl Şimdi bakıyorsunuz? bakın, Çok merak bu arada ediyorum. kamuoyumuz gereğinden fazla hassasiyet gösteriyor. Gereğinden fazla bir panik havası oluyor. Bu doğru değil. Çünkü enerji konusunu konuştuğunuzda enerji arz güvenliği kadar enerji talep güvenliği de aynı derecede önemlidir. Yani enerjiye sahip ülkeler bu enerjiyi satacakları pazara ihtiyaçları var. Enerji tüketicilerinde bu enerjiye ihtiyaçları var. Dolayısıyla Rusya açısından bakıldığında biz Almanya'dan sonra Rusya'nın ikinci büyük müşterisiyiz. Avrupa Birliği biliyorsunuz Rusya'ya karşı enerji bağımlılığını azaltmak için çok önemli açılımlar peşinde. Yeni alternatifler peşinde ki Avrupa Birliği'ne Rusya'ya bağımlılığı %30. Bizim bağımlılığımız %55. Dolayısıyla Türkiye'nin zaten stratejik olarak bu Rusya olur bir başka kaynak olur fark etmez. Bu derecede bir tek kaynağa bağlı kalmak doğru olmayacağı için bir enerji çeşitlemesine, farklılaştırması, arayışı ve sonuçlarını izliyoruz. Dolayısıyla Rusya'nın özellikle doğalgazda Türkiye gibi stratejik bir ortağı
reddetmesi mümkün değil. Farklı yapılar olabilir ama gerek aramızdaki kontratlar, doğalgaz kontratı sadece Rusya'da değil, diğerlerinde de öyle. Dolayısıyla kamuoyundaki bu aşırı hassasiyetin ve korkunun doğru olmadığını söylemek istiyorum. Türkiye bunu atlatır. Rusya'nın da bu konuda bu gerginliğin belli bir noktadan sonra donacağını ve yavaş yavaş da yumuşayacağını düşünüyorum. Çünkü Türkiye ve Rusya dış politikada birçok konuda ayrı düşseler de enerji konusunda birçok konuda inanılmaz stratejik işbirliktelikleri yaptılar. Yani hem doğalgazda, diğer enerji ham maddelerinin ithalatını yapıyoruz. Akkuyu nükleer santraliyle ilgili gelmiş olan para var, harcanacak para var, gelinen bir aşama var. Dolayısıyla bu noktada Türkiye'nin elbette ki Rusya ne kadar güvenlik bir stratejik ortak olursa olsun %55 oranı çok yüksektir ve bunu mutlaka %30'lara inmesi lazım. Bunun da alternatifleri var ve orta uzun vadede zaten Türkiye'nin eli çok daha rahattır. Rusya'ya göre daha rahattır. Çünkü yeni alternatifler ortaya çıkıyor. Yani Hazar Havzası'nın devreye girişi, Güney Gaz Koridoru'nun ve TANAP'ın devreye girmesi, ardından Kuzey Irak'ta ilgili önemli angajmanlar oluşmaya başladı. Doğu Akdeniz söz konusu. Doğu Akdeniz'deki doğalgaz yataklarının Türkiye ile ilgi beklentileri giderek artıyor. Mesela dolayısıyla Türkiye Türkiye alternatifsiz değil. Bugün itibariyle bu Aralık ayında hani bir şey olur tabii ki bu bizi üzer ama orta uzun vadede üzülen biz değil. Rusya olur, başka kaynaklar olur. Bu yeni alternatiflerden bir tanesi de İsrail'in doğalgazı Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne satma heyecanı. Evet. Böyle bir karar alındı. Şu anda hatta Türk şirketleri harekete geçmiş durumda ama tabii son kararı yine siyasiler veriyor olacaklar. Burada bugün gazetede okurken dikkatimi çekti. 300 kilometrelik boru hattından bahsediliyor. $2.5 milyar bir yatırımdan bahsediyor ve TANAP'ın da bağlanacağı bu hatta ve bu sayede hep beraber Avrupa ulaşılacağı konuşuluyor. Bu nasıl olacak? Sizin bilginiz ne doğrultuda? Yani TANAP'ın kapasitesi bellidir tabii. Yani 31 milyar metreküp kapasiteye ulaştığında ilk 16 milyar metreküple başlayıp daha sonra 31 milyar metreküp'e gelir. Dolayısıyla orada bir kapasite açığımız belli bir dönem için olabilir. Ama o döneme yetişirse tabii ki bütün projeler, çünkü TANAP Çitvali bir öncü bir proje, lider bir proje. Diğer kaynaklardan da bu hattın kapasite kullanımını realize etmek için, kapasite kullanımını %100'e çıkarmak için başka hatlardan da kaynaklar kullanılabilir. Ama çok önemli bir ayrıntı var burada. Şunu hepimizin bilmesi lazım. Gerek Irak'ın, gerek İran'ın, gerekse Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa'ya ulaşması için Türkiye'den başka hiçbir alternatifi söz konusu değildir. Başka bir alternatif yok. Çünkü doğalgazı ve petrolü genellikle biz karıştırıyoruz birbirine. Yani çok anlaşılabilir olsun diye. Petrolü istediğiniz her şekilde vagonla da taşırsınız, traktörle de taşırsınız, bidona da koyar taşırsınız, gemiyle taşırsınız, boruyla da her şeyle taşıyabilirsiniz ve kolaydır. Ama doğalgaz öyle değil. Doğalgaz için tüketim noktasına ulaştırmanız için iki tane boru hattınız olacak. Uzaktan getirmek için de ikinci alternatif de LNG. Yani sıvılaştıracaksınız ve gazlaştıracaksınız. Gazlaştırdığınızda yine onu bir boru hattına pompalamak zorundasınız. Yani başka bir alternatifi yok. Dolayısıyla doğalgazın tüketim noktasıyla buluşması için dengeler ve o hadiseler hemen bugünden yarına değişmez. Ancak bugün karar aldığınızda 3 sene 5 sene sonra bunu uygulamaya alabilirsiniz. Boru hatlarının döşenmesi, gazın çıkarılması, istasyonlar, kompresör istasyonları vesaire çok inanılmaz bir şeyden bahsediyoruz. Bir büyük bir fotoğraftan bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bakıldığında söylediğim gibi etrafımızdaki enerji kaynakları özellikle doğalgaz anlamında Avrupa'ya gitmek istiyorlarsa Türkiye'nin üzerinden geçecekler. Başka yolu yok. Başka bir alternatifi de yok. Yani başka bir alternatiften denize de ulaşsanız gene denizde bu sefer gene LNG'ye dönüşmek zorundasınız. Oysa Türkiye üzerinden olduğunda Avrupa'nın içine kadar Güney Avrupa'ya da Güneydoğu Avrupa'ya da
boru hattıyla ulaştığınızda oradaki network'e bağlanıyorsunuz ve problem çözülmüş oluyor. Tabii bu işin içerisinde siyasi kararlar geçmiş dönemde çok dikkatimizi çekti. Bazen yüksek maliyetler uğruna bile belli kararlar harekete geçirilebiliyor. İşte Rusya'nın daha önce yaptığı Türk akımı ile ilgili olarak alınan kararlarda hesap kitaplar yani siyaset Türkiye burada çok ilkeli bile... bir duruş sevgiliyor. Diyor ki ben enerji kaynaklarını enerji tüketim noktalarıyla buluşturmak için bütün projeler karşısında ilkeli bir durum sergiliyorum, hepsini destekliyorum. Peki, bir projelerin birbirleriyle rekabet etmelerine, birbirlerini öldürmelerine, birbirlerini kesmelerine gerek yok. Çünkü karşımızda dünyanın en büyük ikinci doğalgaz tüketim noktası olan Avrupa duruyor ve 2020'li yıllarda toplam tüketimi 600 milyar metreküpü üzerine çıkacak bir Avrupa'dan bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye burada kilit yani. Bunu Avrupa Birliği'nin de yavaş yavaş daha hızlı gördüğünü düşünüyorum. Nitekim bu Avrupa Birliği ile aramızdaki sürecin ısınması ve hızlanmasının da özellikle Avrupa'nın bu gerçeği biraz daha fazla idrak etmesine bağlıyorum. Biraz önce anlatırken Rusya'ya olan bağlılığımızı zaten her türlü azaltmamız gerekir diye konuştunuz. Hani o bugün %50'nin üzerinde 55-56'larda olan oran %30'lara kadar geri çekilmeyi, ne kadarlık bir vadede bunu mümkün kılabilir Türkiye? Yani bunu 2018, 2020, 2023'e kadar yani 2023'e kadar realize edilebilir. Hı hı. %30'lara düşme. Ama bir diğer yandan da Hande Hanım, Türkiye ekonomisi büyüyor ve devam ediyor. Refahımız artıyor ve hemen hemen neredeyse bütün illerimize doğalgaz bağlandı. İlçelerimize gidiyor, yakında köylerimize doğru yayılacak. Hı hı. Diğer yandan sanayideki tüketim de aynı şekilde artmak zorunda. Ve Türkiye bugün 49 milyar metreküp olarak tükettiği doğalgazı 2020'lerde 60 milyar metreküp olarak tüketecek. Dolayısıyla tüketim hızımız da büyüyor. 60 milyar metreküpün içerisinde bu enerji çeşitlemesini Katar'dan LNG imkanlarının arttırılmasından Irak gazı, Doğu Akdeniz, Hazar Havzası'nın ve Şah Deniz'in TANAP'la bağlanması, ileride İran olabilir. Bütün enerji kaynaklarından farklı farklı noktalardan Türkiye'nin ihtiyacını karşılaması ve Avrupa'yla da bütünleştirmesi gerekiyor. Yani bize gelen her boru hattının mutlaka Avrupa'yla bir bağlantısının da olması gerekiyor. Ki hem stratejik olarak bölgenin barış köprüsü olmasını sağlasın, hem de tüketim itibariyle tabii ki talep güvenliğinin projelerinin fizibil olması için mutlaka ihtiyacı olan bir şey. Yani projelerinin fizibil olması gerekiyor. Finanse edilebilir olması gerekiyor. Bunun için de önce tanımlamanız gereken şey talebin güvenlik altına alınması. Yani bu her proje iki şey istiyor. Bir, arz güvenliği olacak. Gaz nerede olacak? Kim koyacak? İki, bunu kim alacak ve kim tüketecek? Nabucco neden çöktü? Bu ikisi olmadığı için çöktü. Ve o minderden çekildi. TANAP neden hızlı gerçekleşti? Arz ve talep güvenliğini hızla tanımlandığı için, arz güvenliği Azerbaycan koydu gazı içine, tanımladı. Talep güvenliği Türkiye ve Avrupa tarafı talep güvenliğini koydu ortaya ve proje realize oldu. Peki, biraz da petrol fiyatlarından konuşalım mı? Şimdi doğalgaza yansıması 5-6 aylık gibi bir süre sonra oluyor. Zaten biz doğalgazda farklı dinamiklerin çalıştığını da biliyoruz ama petrol fiyatlarında ciddi bir aşağı yönlü hareket var. Brent tarafında bile 40 doların altını gördük. Hatta bugün yayınlanan raporlarda 30 doların altı mümkün olabilir mi vesaire diye konuşuluyor. Tabii bunun hemen etkisi işte petrol ihraç eden ülkeler tarafında göründü. Biz bu anlamda cari açığımıza çok iyi gelmesine vesaire rağmen çok da mutlu değiliz bu hareketten. Dünyada kimse öyle değil. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz petrol fiyatlarındaki bu gidişatı? Yani bu yıl tabii bizim için çok tarihi bir fırsat olabilirdi. Maalesef özellikle bu yıl 2015 yılında seçimlerin birinci seçimlerinin 7 Haziran seçimlerinin öncesi ve 7 Haziran seçimlerinden siyasi istikrarın çıkmaması, TL üzerindeki baskının artması ve Türk lirasının aşırı değer kaybı, petrol fiyatlarından düşük olması nedeniyle elde edeceğimiz fırsatı maalesef ortadan kaldırıcı bir etki gösterdi. Yani vatandaşa yansıması itibariyle ve üreticinin de maliyetlerine yansıması itibariyle onu çok yaşayamadık. Yani çok daha iyi olabilirdi. Eğer 2015 yılı
tümüyle bir siyasi istikrara sahip olduğumuz ve bu turbulansların içinde olmadığımız bir yıl olsaydı, petrol fiyatlarının düşüklüğünden çok daha yüksek bir büyüme hızını elde edebilir idik. O zaman bu türbülans geride kaldığına göre 2016'da eğer tablo böyle olursa evet, bundan dem alacak mıyız yani? Kesinlikle 2016'yı 2015 yılından daha iyi olacaktır. Ve Türkiye ilk kez uzun yıllardan beri geçmişte siyasi istikrarımız en önemli varlığımızdı ama 2019'a kadar arada bir seçim olmaması çok önemli bir şey. 2019 yılına kadar tek başına bir tek parti iktidarı var ve önümüzde hiç seçim yok. 2019. Dolayısıyla bu 4 yıl boyunca hükümetimizin her konuda daha ihtiyacımız olan reformları yapacağını, vatandaşa dokunan reformlar özellikle seçimle ilgili olan boyutuyla dün Sayın Başbakan açıkladı bütün boyutlarıyla. Bunun arkasından da üretime yönelik, ihracata yönelik, Türkiye'nin rekabet gücüne yönelik yeni reform paketlerinin geleceğine inanıyorum. Bunlarla beraber Türkiye'yi gerçekleştirdiğimiz altyapı devrimi ni üretim devrimiyle de taşlandırmak için önümüzde iyi bir fırsat duruyor. Ama peki çok sizce bu fiyatlar bu seviyelerde kalmaya devam edebilir mi? Şöyle bunu burada yani Rusya'nın krizine bakmak lazım, onu izlemek lazım. Rusya'nın biraz daha yumuşaması, krizin yumuşaması lazım diye düşünüyorum. Çünkü burada temel nokta şu. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en büyük ekonomisi, en yüksek teknolojiyi barındırıyor bünyesinde ve ölçek ekonomisi ama aynı zamanda insanoğlunun en önemli ihtiyacı olan enerjide bağımsız ekonomi. Yani arzu ettiğinde net ithalatçı, arzu ettiğinde net ihracatçı, arzu ettiğinde de sıfır noktasında kalabilen bir ekonomi. Dolayısıyla oradaki Amerika'nın enerjideki fiyatlandırmaya bakış açısı çok önemli. Bundan sonraki dönemi bunlar belirleyecek gibi görünüyor o zaman. Evet, süremizin yani sonuna gelmişiz. Bakmak lazım. Ama petrol fiyatlarının bu şey düşük olması Türkiye için her zaman avantaj. 60 doların altı, 50 doların altı çok da avantaj değil çünkü başka sektörlerimiz olumsuz etkileniyor. İhracat pazarlarımız, turizm sektörümüz, inşaat vesaire. Dolayısıyla petrol fiyatları bu dönemde belki zamanımızı aşıyoruz da bakın sektörümüzde yani rafinaj, petrokimya vesaire gibi enerji sektöründe 600 milyar dolarlık bir yatırım ertelenmesi söz konusu. Petrol fiyatlarının düşük olması nedeniyle yatırımcı bundan da vazgeçti. Dolayısıyla bu boşluk yani bu yatırım boşluğu bir süre sonra petrol fiyatlarının çok hızlı bir şekilde yukarıya çıkmasını da sebep olabilecek bir olasılığı bünyesinde barındırıyor. Peki dikkat diyelim o zaman ne diyelim. Çok teşekkür ederim Kenan ben Bey. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Bizi kırmadınız, geldiniz buraya. Sokar Türkiye Başkanı sevgili Kenan Yavuz'la birlikteydik. Piyasa hattının sonuna geldik. Harika bir hafta sonu diliyorum ben size. Ama siz daha günü bitirmeyin. Ekran başından ayrılmayın. Çünkü Bloomberg HT yayınları devam ediyor. Hoşçakalın.